Bugüne dek hemen hemen herkes İvan Pavlov'un klasik koşullanma deneyleri hakkında bir şeyler duymuştu. Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı bu deneylerin amacı, korku insanda sonradan edinilen bir refleks mi yoksa doğuştan gelen bir dürtü mü sorusuna dolaylı yoldan cevap aramaktı. Yapılan bu deneyler bilim dünyasına birçok yönden katkılar sağlamıştır. Ancak bu deneyi daha sonra John Hopkins Üniversitesi profesörlerinden birisi olan John Braut Watson korkunç bir şekilde tekrarlamak istedi. Deneyin korkunç olmasının nedeni seçilen denekti. Köpekleri denek olarak seçen Pavlov'un aksine Watson denek olarak 8 aylık bir bebek olan Albert'ı seçmişti. Deneyin adı da Albert deneyi olacaktı. Bebeğin annesinin bu korku dolu deney için çocuğunun denek olarak kullanılmasına neden ve nasıl izin verdiği hala tartışma konusudur. Tarihin en önemli psikolojik deneylerinden birisi olarak kabul edilecek bu deneyden önce Albert'a küçük bir duygusal test yapılır. Ona sırasıyla beyaz bir fare, tavşan, yanan kağıt parçaları, peruk gibi daha önceden hiç karşılaşmadığı nesne ve durumlar gösterilir. Bu testin amacı, bu bebeğin herhangi bir koşul olmadan tüm bunlara nasıl tepki vereceğini gözlemlemektir. Testin sonucunda Albert, herhangi bir nesneden korkmak bir yana onlara gülümsemiştir. Bu basit ve masum görülen testten sonra Albert, deney için bir odaya götürülür. Bu odada bebeğin oturduğu yatak haricinde hiçbir eşya bulunmamaktadır. Daha sonra odaya beyaz bir laboratuvar faresi gönderilir. 8 aylık olan bebek, fareden korkmadığı gibi onu yakalamaya çalışır. Fareyi çok seven Albert, onu yakalamaya çalışırken bir yandan da gülmektedir. Bu testin ardından, korkutucu olan bir sonraki aşamaya geçilir. Bebek, fareye her dokunduğunda iki demir çubuk birbirine vurulur ve bebeğin rahatsız olacağı sesler ortaya çıkar. Bu seslerden rahatsız olan küçük Albert, ağlamaya başlar. Albert sakinleştiğinde fareye tekrardan ilgi duyar ve onu yeniden yakalamaya çalışır. Tekrardan fareye dokunduğu ilk anda demir çubuklarla ses tekrarlanır ve bebek tekrardan ağlamaya başlar. Bu olay belirli bir süre tekrarlandıktan sonra Albert artık fareye karşı bir tedirginlik yaşamaktadır. Bu akıl almaz deney birkaç gün daha tekrarlanmıştır. Ardından minik Albert, fareye benzeyen her türlü tüylü ve özellikle beyaz renkli olan nesnelere karşı hassasiyet kazanır. Ne zaman böyle bir nesne gösterilse, ondan korkar ve ağlamaya başlar. Deneyin sonunda ise ses olmamasına rağmen, bu tür nesneler gösterildiğinde Albert yine aynı tepkileri göstermiş ve korkmuştur. Profesör, deney sonuçlarını her detayına kadar dikkatle not almaktadır. Ardından deney, profesörün işleri iyice abartması ile bu kadarla kalmayıp daha da ileriye getirilmiştir. Deneyin bir bebek olduğunu umursamayan Watson ve asistanı, beyaz sakallı ve tüylü kostümler giyerek deneyi bizzat kendileri devam ettirmişlerdir. Tüm bunların sonucunda minik Albert'ın tüylü nesnelere karşı olan korkusu iyice şartlanmış ve artık hafızasına tamamen kazınmıştır. Dahası, deneyden sonra araştırmayı yapan bu psikologlar, Albert'ın ruh sağlığını iyileştirmek için herhangi bir çaba göstermemişler ve bulundukları hastaneden ayrılmışlar. İnsanlık dışı bu durumun ardından, küçük Albert zorla şartlandırıldığı korkularla baş başa kalmış. Daha sonrasında, 7 yaşına kadar Albert'a neler olduğu ise hala gizemini korumaktadır. Hatta, yapılan araştırmalar sonucunda gerçek adının Douglas Merritt olduğu da öğrenilmiştir. Bu bebeğin beyaz ve tüylü nesnelere karşı olan fobileri yüzünden sağlıksız bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalıştığı ve çok da uzun sürmeyen bu yaşamın 7 yaşını kutlayamadan beyninde su toplaması sonucunda sona erdiği bilinmektedir. Küçük Albert deneyi, psikoloji tarihindeki en ünlü ve korkunç çalışmalardan birisidir. Deneyin sonucunda korkunun sonradan edinilen bir refleks olması konusunda önemli veriler elde edilmiştir. Watson, korku ve içgüdüsel davranışlarımızın çevremizdeki koşullanmalar sonucunda oluşmuş olduğunu gözler önüne sererken, insanların çevresi tarafından yönlendirilen pasif bir varlık olduğunu öne sürmüştür. Ancak bu deneyin etik olarak görülmesi her açıdan imkansızdır. Kurallara göre deney öncesinde deneyin rızasının alınması gerekir. Ancak bu deneyde henüz iradesi olgunlaşmadığından bir bebekten rıza alınması olası bile değildir. Bebeğin annesinin rızasının alınması herhangi bir şeyi değiştirmez. Çünkü etkileri bir hayli fazla olan bu deneyin sonuçlarını ileride Albert yaşayacaktır. Albert'ın erken ölümünün sebebi direkt olarak bu deneyle bağdaştırılmasa da dolaylı olarak bu deneyin Albert'ın hayatını etkilediği açık şekilde görülmektedir. Ve muhtemelen ölümünü tetikleyen şeylerden birisi de bu yapılan korkunç deney olmuştur.